Gençliğin gözyaşları merhabalar. 24 numaralı ünitemizdeyiz arkadaşlarım. 6. köşe taşında kalmıştık en son. Hemen ayarlamasını yapıp soruları çözmeye başlıyorum dostlarım. Bakalım ne diyor? Bir havuzu A musluğu 24 saatte doldurabiliyor. Aynı havuzu dolu iken B musluğu 36 saatte boşaltabiliyor. Havuz boş iken iki musluk beraber açılırsa havuz kaç saatte dolar? Klasik bir işçi sorusu gibi olmuş arkadaşlarım bu. Ne diyoruz şimdi? 1 bölü 24. Birinci A musluğunun yaptığı. Eksi diyorum çünkü boşaltana ne diyoruz biz arkadaşlarım? Önüne eksi koyacağız demiştik. 1 bölü 36. Eşitmiş ikisinin birlikte yaptığı süre. 1 bölü x. Şuradaki x'i arıyoruz biz. Birlikte yapma süresini dostlarım. Hemen payda eşitleyelim. Bunu 3 ile çarpalım. Bunu 2 ile genişletelim. Ne oldu? 3 eksi 2 bölü 72 eşittir 1 bölü x çıktı. Yani 1 bölü 72 eşittir 1 bölü x'ten. X eşittir 72 paketledik dostlarım. Geldik 2 numaralı soruya. Bir havuzu A musluğu 10 saatte doldurabiliyor. Havuzun dibinde bulunan B musluğu 20 saatte, C musluğu 30 saatte dolu havuzu boşaltabiliyorlar. Şimdi havuz boş iken diyor, hadi bir yapalım. A musluğu 10 saatte, 1 bölü 10. B musluğu 20 saatte, 1 bölü 20 ama boşaltıyor dediği için önüne eksi koyacağız. Yine önüne eksi koyuyorum. 1 bölü 30 C musluğu eşittir. 1 bölü x'i soruyor bize dostlarım. Hadi bunları kaç ile eşitleyelim? 60 ile eşitleyelim. 6 ile, 3 ile ve 2 ile çarpıyorum. 6 eksi 3 eksi 2 bölü 60 eşittir 1 bölü x geldi. Şurası 1 yaptı. 1 bölü 60 1 bölü x. X eşittir 60 geldi dostlar. Geldik 3. soruya. Boş bir havuzu. A musluğu tek başına 6 saatte dolduruyor. Dipteki B musluğu dolu havuzu tek başına 18 saatte boşaltıyor diyor. O zaman 1 bölü 6 artı 1 bölü yok boşaltıyor dediği için 1 bölü 18'in önüne eksi koyuyorum. Eşittir 1 bölü x diyelim. Hemen bir bulalım. 3 ile çarpıyorum. 3 eksi 1 bölü 18 eşittir 1 bölü x oldu. 2 yapar burası. 2 bölü 18 takla attırdım iki tarafa da x eşittir 18 bölü 2'den 9 geldi. 9 saatte doluyormuş bu havuz. Şimdi havuz aynı anda açılıyor. Tamam. 27 saat sonra havuzun üstünden 1200 santimetre taştığına göre havuz kaç metreküp su alır? Şimdi bu havuz şöyle bir havuzdur arkadaşlarım ve 9 saatte doluyormuş. Tamam. Bir 9 saat daha çalışsam bunun taşan kısım şurası taşan. 9 saatlik bir kısım taştı. 9'luk bir havuz. Bir daha 27 saat dediği için 3 tane 9'luk geçti ve bunların ikisi taşan kısımlar arkadaşlar. Şurada da bir 9'luk kısım taştı. Ve şurası taşan kısım toplamda 1200'müş. Demek ki 2 tane 9 1200 ise bir tane 9'a ne denk gelecek? 600 denk gelmek zorunda. Yani havuzun bir tanesi 600 litrelik bir havuz dolmuş. Üstüne 18 saat daha açık kalınca 1200'lük bir taşan kısım var. Demek ki her bir 9 saatte 600 litre doluyor arkadaşlarım dedim. O yüzden havuzun bir tanesi 600 litredir. Bir havuz 600 litredir dedik. Geldik buna. Bakalım bu ne diyor. Boş bir havuzu A musluğu tek başına 12 saatte dolduruyor. B musluğu A musluğunun 1 saatte doldurduğu suyu 3 saatte boşaltıyor diyor. Burası önemli arkadaşlar. Şimdi A musluğu 12 saatte dolduruyorsa bir havuzu, havuz demek ki 12 saatlik bir havuz doluyor. A musluğunun 1 saatte doldurduğunu 3 saatte boşaltıyorsa B musluğu, 12 saatte doldurduğunu da 36 saatte boşaltır. Demek ki B 36 saatte boşaltıyor, A musluğu da 12 saatte dolduruyor. Havuz boş iken A ve B muslukları birlikte açılıyor. Hadi açalım bakalım. 1 bölü 12 eksi 1 bölü 36'da da bu boşaltıyor. Eşittir 1 bölü x diyelim. 3 ile burayı çarpalım. 3 eksi 1 bölü 36 olur. 1 bölü x. Buradan da arkadaşlarım 2 bölü 36 eşittir 1 bölü x. Takla attırdım her iki tarafa. X eşittir 36 bölü 2'den 18 saatte doluyormuş bu havuz. Kaç saat sonra havuzun dolu kısmı boş kısmının 5 katı olur diyor. Şimdi bak havuz şöyle bir şey olsun. 18 saatte tamamı doluyor dostlarım. Öyle bir şey olacak ki diyor musluğu açtık. Dolu kısmın hacmi 5 ve
boş kısmın hacmi de V olsun diyor. Böyle bir şey olsun istiyor bizde. Peki bu tamamı 6V'lik kısım dedik biz havuza şimdi. 6V'yi 18 saatte dolduruyorsak 1V 3 saate denk düşer. 5V 15 saate denk düşer. Yani 15 saat sonra 5V'lik kısım doldu, V'lik kısım boş kaldı. 5 katı olur diyor. 15 saat sonra dedim arkadaşlar. Evet, geldik 7 numaralı köşe taşımıza. Bakalım bu ne diyor. Gülen bir işin tamamını 18, Gökhan ise 30 saatte bitirebilmektedir. İkisi birlikte 3 saat çalıştıktan sonra Gülen işi bırakıyor, kalan işi Gökhan kaç saatte bitirir? Burada şu formülü kullanacağım dostlarım. Şurada göstereyim. Çalışma süresi bölü tek başına bitirme süresi artı ikinci işçi çalışma süresi bölü tek başına bitirme süresi gibi bu şekilde gidecek. En son neye eşitliyorduk burayı? İşin biten kısmı. İşin tamamı bittiyse 1'e eşitleyeceğim burayı arkadaşlar. Şimdi okuyalım soruyu bir daha. Gülay bir işin tamamını 18, Gökhan ise 30 saatte bitirebilmektedir. İkisi birlikte 3 saat çalışıyor. Şimdi bir kere ikisi de 3'er saat çalışıyor. Gülay işi bırakıyor. Yani Gülay işin yapımında toplam 3 saat çalıştı. Tek başına 18 saatte bitiriyordu. Artı Gökhan İşin tamamında çalıştı. Hepsinde bütün işte çalıştı. A saat diyelim ona. A saat çalıştı Gökhan toplamda. Ve tek başına 30 saatte bitiriyordu. Buna göre kalan işi Gökhan kaç saatte bitirir diye bir soru sormuş. İşin tamamı bittiği için buraya da 1 diyorum arkadaşlar. Hadi bir payda eşitlemesi yapacağız. Önce şunları bir 1 ile 6 yapalım. Sadeleştirelim şunları dostlarım. Şimdi payda eşitleyelim. Burayı 5 ile çarpalım. 5 artı A bölü 30 eşittir 1 olur. 5 artı A eşittir 30. A eşittir 25 çıktı. Yani işin tamamı 25 günde bitti. 3 gününü birlikte çalıştılar bu gobeller. Demek ki 3 gün birlikte çalıştıktan sonra Gökhan 22 saat daha çalıştı ve işi bitirdi arkadaşlarım. Değil mi? Toplamda 25 saatte bitiyor. Üçünü birlikte çalışıyorlar ama 22 saati Gökhan tek başına çalışıyor. 22 saatte bitirir kalan işi. Peki geldik buna. Bir havuzu A musluğu 16, B musluğu 48 saatte doldurmaktadır diyor. Tamam. Havuz boş iken A musluğu açıldıktan kaç saat sonra B musluğu da açılırsa havuzun tamamı 13,5 saatte dolar diye bir soru sormuş. Şimdi A musluğu açılıyor ve toplamda 13,5 saatte doluyor havuz. O zaman A musluğu 13,5 saatin 13,5'unda da çalışıyor bu işte. Tek başına 16 saatte bitiriyordu. Artı B musluğu arkadaşlarım belli bir süre sonra açılmaya başladı ve A saat çalıştı diyelim bu işin tamamında ve 48 saatte de tek başına bitiriyordu. Ve havuzun tamamı dolar dediği için İşin tamamı bitmiş kabul edip 1'e eşitliyorum. Şurayı 3 ile çarpalım. 39, 1,5 daha 40,5 yaptı. Artı burası 1 ile çarpıldı. A bölü 48 eşittir 1 oldu. 40,5 artı A eşittir 48 oldu. Demek ki A eşittir 7,5 oldu dostlarım. Şimdi bu neydi arkadaşlarım? 7,5 saatte A, B musluğu açılmış, tamam mı? Peki diyor ki bize A açıldıktan kaç saat sonra? Şimdi 13,5 saat geçti toplam bütün işin bitmesi için. 7,5 saat B musluğu çalıştı. 13,5'tan 7,5'u çıkarttım. 6 saat sonra B musluğu açılmış olmalı ki 7,5 saat çalışabilsin. Geçtik 3'e. Bakalım bu ne diyor 3 numara. Metin bir işi 30, Ebru 20 günde yapabiliyor diyor. Tamam. Ebru işe başladıktan 5 gün sonra Metin yardımına geliyor ve işi bitiriyorlar. Buna göre işin tamamı kaç günde biter diye bir soru sormuş. Şimdi bakalım bu işte Metin'le Ebru ne kadar zaman çalışacaklar onu bulacağız biz şimdi dostlarım. Şimdi Ebru işe başladıktan 5 gün sonra bir kere Ebru bir işe başlıyor, 5 gün çalışıyor. Sonra Metin geliyor ve Ebru ile birlikte bir A gün çalışıyorlar. Yani birlikte çalıştıkları süre toplamda A gün. Ama 5 gün Ebru daha fazla çalışmış. Peki bakalım şimdi. Ebru 5 artı A gün çalıştı ve tek başına 20 günde bitiriyordu. Metin sadece A gün çalıştı. Tek başına 30 günde bitiriyor ve işin tamamını bitiriyorlar. O yüzden 1'e eşitledi.
Hadi burayı bir düzenleyelim. 60 ile eşitleyelim. Burayı 3 ile, burayı 2 ile çarpalım dostlarım. 3 ile çarparsak 15 artı 3a eşit artı 2a da buradan bölü 60 oldu eşittir 1. Hemen 60'ı bu tarafa çarpı olarak atıyorum. Burası 15 artı 5a eşittir 60 oldu. 5a eşittir 45, a eşittir 15 geldi. İşin tamamı kaç günde biter? Bak 15 gününü birlikte çalıştılar. Bu keratalar. Yok 5a 45'e bölersek 9 yapar ya. 15 nereden çıktı pardon. 9 gün. 9 gününü birlikte çalıştılar bu keratalar. Ama 5 günde önceden Ebru çalıştı, biraz iş yaptı. 9 artı 5 toplamda 14 günde biter arkadaşlarım bu iş. Hadi geldik son sorumuza, 7 numaralı köşe taşımızın. 2 musluk bir havuzu 8 saatte doldurmaktadır diyor. Tamam. Musluklar beraberce açıldıktan 2 saat sonra birinci musluk kapatılıyor. Şimdi birinci musluk olsun, ikinci musluk olsun arkadaşlarım. Birinci musluk tek başına A saatte, ikinci musluk tek başına B saatte doldurmaktadır. Ve iki musluk bir havuzu 8 saatte dolduruyor dediğine göre birlikte yapma sorularına ne yapıyordum? Tek başına bitirme sürelerine takla attırıp 1 bölü bitirme süresi diyorum. 8 saatte bitiyorlar. Bu birinci denklem. Musluklar beraber açıldıktan 2 saat sonra birinci musluk kapatılıyor. Birinci musluk kapatılıyor kardeşlerim. Demek ki birinci musluğun toplamda çalışma süresi sadece 2 saat. Bu 2 saat çalıştı. İkinci musluk kalan boş kısmı 18 saatte dolduruyor. Bu tek başına 18 saat daha çalışıp doldurmuş. 2 saatini birlikte 18'de tek başına çalıştı. O zaman toplamda 20 saatte bu çalışıyor ve doluyormuş arkadaşlarım. Şöyle yazacağız o zaman. Bu 2 saat çalıştı bölü A. Bu 20 saat çalıştı bölü B. Eşittir. İşin tamamı bittiği için 1'e eşitledim. Birinci musluk boş havuzu kaç saatte doldurabilir? Bize A'yı soruyor arkadaşlarım. O yüzden B'yi yok edelim. Şurayı 20 ile çarpalım. Burayı da eksi ile çarpalım. Şöyle olacak. Bize neyi soruyordu? A'yı soruyor. 20 bölü A artı 20 bölü B eşittir 20 bölü 8'e. Bölü altındakileri yazıyorum. Eksi 2 bölü A eksi 20 bölü B eşittir eksi 1. Toplayalım bu kerataları. 20 bölü B'ler gitti. 20 bölü A'dan 2 bölü A çıkarsa 18 bölü A eşittir. 20 bölü 8'den şurada yapalım. 1'i çıkartacağız. 8 kere 1 8. 20'den 8 çıktı. 12 bölü 8. Hadi içler dışlar yapalım arkadaşlarım. 12A eşittir 8 çarpı 18. Her tarafı 6'ya bölelim. A 2A kalır burada. 6'ya bölersek 18'de 3 kalır 24. Demek ki A eşittir 12 çıktı arkadaşlar. Cevabımız Adana geldi. Evet 7 numarayı gömdük. Alalım 8'i bakalım 8 ne diyormuş. 8. köşe taşımızdayız arkadaşlarım. Bakalım ne diyor. Şöyle bir de odaklanma muhabbetini yapalım. Şöyle bir kezcik odaklayalım bunu. Tamamdır. Bir ustanın yaptığı işi, iş bir çırağın yaptığı işin iki katıdır. Yani usta iki tane çırağın gücündedir arkadaşlarım. Böyle diyor bize. Peki bir ustanın tek başına 54 günde bitirebildiği işi, usta tek başına 54 günde bitiriyorsa, bir işi bir usta ile iki çırak kaç günde bitirir? Şimdi bir usta ile şöyle bir usta artı iki çırak acaba kaç günde bitirir diye soralım arkadaşlar. İki çırak dediğimiz kişi de zaten bir ustaya gücünde değil miydi arkadaşlar? Yani bize şunu soruyor. Bir ustanın 54 günde bitirdiği işi acaba iki usta kaç günde bitirir diye bir soru soruyor dostlar. Şimdi işçi sayısı arttı, usta sayısı arttıysa işin bitme süresi azalacak. Burada bir ters orantı vardır. Ters orantıysa bu iki katına çıktıysa bu yarıya inecek demektir. X eşittir 27 çıktı Gobeller. Şuna gelin. X, Y, Z işçilerinin iş güçleri sırasıyla 2, 3, 5 ile orantılıdır diye söylemiş bize. Şimdi demek ki X işçisi 2 ile orantılı, Y işçisi 3 ile orantılı, Z işçisi de 5 ile orantılı.
Hadi bunlara ne diyorduk? Biz hepsine bir ortak kat diyelim. 30K diyelim. Demek ki X işçisinin bitirme süresi arkadaşlarım 15K günde bitiriyor bir işi. Aynı işi Y işçisi biraz daha güçlü olduğu için 10K günde bitiriyor. Z işçisi içlerinde en güçlüsü olduğu için 6K günde bitiriyor. Sonra da diyor ki bize, Y'nin diyor bir işi tek başına 60 günde tamamlayabiliyor. Şimdi Y'nin 60 günde tamamladığı işten bahsediyoruz. 10K 60 ise K 6'dır. Bu 90 gün yapar. Bu da 36 gün yapar. X, Y, Z işçileri işi beraber gerçekleştiriyor. Hadi bir beraberlerini bulalım. 1 bölü 90 artı 1 bölü 60 artı 1 bölü 36 eşittir 1 bölü X diyelim. Pay da eşitleyelim arkadaşlarım. 180'de eşitleyelim. 2 ile çarpalım. 3 ile çarpalım. 5 ile çarpalım. Ne oluyor bu durumda? 2, 3 de buradan geliyor 5, 5 de buradan geliyor 10 bölü 180 eşittir 1 bölü X. Takla attırdım. X eşittir 18 çıktı. Şimdi bu durumda 18 günde bitiriyorlar bu işi. Şuraya kadar yaptık. Şayet diyor yanlarında X'in veriminde bir işçi daha olsaydı. Bak şöyle olsaydı. 2 tane X olacak o zaman. Demek ki 1 bölü 90'dı ya X'in bitirme süresi. 2 tane oldukları zaman 2 bölü 90. 45'e düşecek yani ister istemez. Artı 1 bölü 60 artı 1 bölü 36 olsaydı eşittir 1 bölü X diyelim bu sefer. Yine 180'de eşit diyelim. 2 ile 3 ile 5 ile çarpalım. 4, 3 daha 7, 5 daha 12 bölü 180 eşittir 1 bölü X olacaktı. 180 bölü 12'den X eşittir 15 gün olacaktı. Eğer 1 X gücünde işçi daha gelseydi 15 günde bitiriyorlardı. Normalde 18 günde bitiriyorlar. Kaç gün önce tamamlarlardı? 3 gün öncesinde tamamlarlarmış işi arkadaşlar. Hadi şuna bakalım şimdi. Halen'in 5x metrekare halıyı dokuduğu sürede Feyza 3x metrekare hala dokuyormuş dostlarım. Demek ki Hale daha çok iş yapıyor değil mi? Hale kocaman halıyı dokuyor. Bu 3x'ini dokuyor. Hale daha güçlü bir insan. İkisinin birlikte 25 günde dokuduğu bir halıyı. Şimdi Hale'nin gücü 5K olsun. Feyza'nın gücü de 3K olsun. Hale daha güçlü. İkisi birlikte dediği zaman 8K gücündeki iş yapıyorlar. Ve 25 günde yapıyorlar. Hale tek başına kaç günde yapar diye soruyor. 5K gücündeki bir insan ne kadar sürede bitirir diye soruyor. Bak bu güç. Gücün miktarı azaldığında İşin bitme süresi artar arkadaşlarım. Demek ki buna ters orantı diyeceğiz. Bir taraf azalırken bir taraf artıyorsa ters orantı. Ve ters orantı da soldan sağa doğru çarpma işlemi yapılır. 8 ile 25'in çarpımı eşittir 5 ile x'in çarpımı. 5'e bölelim 5'e bölelim 5 kalsın. 8 kere 5 40 eşittir x günde bitermiş dostlarım. X eşittir 40 günde diyoruz. Hadi şuna bakalım. Bakın yine doğru orantılı demiş. Tıpkı ikinci sorumuz gibi. Bence burada videoyu bir durdurun. Bence bir kendiniz yapmayı deneyin arkadaşlar. Şimdi bak A 1 ile orantılı, B 2 ile orantılı, C 3 ile orantılı olacak şekilde güçleri var bunların. İş güçleri bunlar. Hepsine ortak bir kat diyelim, 6K diyelim. Demek ki A 6K günde bitirir. B biraz güçlü, 2 katı gücünde, o zaman 3K'da bitirir. C 3 katı gücünde, o zaman 2K günde bitirir. B bir işi 48 günde bitiriyormuş. Demek ki B 48 günmüş. Günlük bir işi. 3K gücüyle 48 günde bitiriyor. K ne çıkar bu durumda arkadaşlarım? 16 mı geldi? Evet 16 oluyor. 6K ne kadar günde olacak? 96 gün. 2K 16 olduğu için 32 gün. Günde bitiriyorlar. Tamam. B ile C birlikte 3 gün çalıştıktan sonra işi bırakıyorlar. Tamam. Kalan işi A kaç günde bitirir diye bir soru sormuş. Şimdi bak. B ile C. B 3 gün çalıştı. Tek başına 48 artı. C de 3 gün çalıştı. Tek başına 32 artı. Şimdi 3 gün çalıştılar.
Sonra bunlar gitti. Daha çalışmıyorlar. Geliyor A geliyor devreye. A da belli bir süre çalışıyor arkadaşlarım. Kaç gün çalıştığını bilmiyoruz. A gün çalışıyor ve tek başına 96 günde bitiyordu ve böyle çalışınca işin tamamı bitmiş. 1'e eşitliyorum. Hadi diyor A'yı bulun. Yani A işçisi kaç gün çalışmıştır diye soruyor bize. Peki şimdi hepsinin paydasını eşitleyeceğiz dostlarım. Kaçta eşitleyelim bunları? 96'da eşitleyelim direkt. Burayı 2 ile, burayı 3 ile, burayı 1 ile çarpalım. 2 ile çarparsak 6, 3 ile çarparsak 9 artı 1A. Bölü 96, bölü 96'yı da 1'in yanına çarpı olarak attım. 96 oldu. Bu durumda 9, 6 çıktı 90, 9 daha çıktı 81. A eşittir 81 gün çalışarak kalan işi bitirmiş arkadaşlarım. Cevabımız Edirne geldi. Evet, bu videomuzun son köşe taşına geldik dostlarım. Şöyle bir daha odaklanmayı iyice yapalım. Şu bantlar açılmış. Evet, şöyle odaklanma muhabbetine bir daha girelim. Tamamdır. Şimdi ne diyorum? Eş verimli bir grup işçi işe başlıyor ve her günün sonunda bir işçi işten ayrılıyor. İş 9 günde bitiyor. Bak şimdi bunun için şöyle bir şey yapsam arkadaşlar. Ben başka bir yerde mi çözsem bunu diye düşündüm de. Şöyle bakayım bir kağıt. Şuradan biraz yırtalım. Boş bir yer. Biraz yere ihtiyacımız olacak. İyi anlayayım diye böyle uzun uzun yapayım arkadaşlarım şimdi bunu. Şimdi bir daha okuyalım. Eş verimli işçiler işe başlıyorlarmış dostlarım ve her günün sonunda bir işçi işten ayrılıyor şimdi kardeşlerim. Bakın şöyle yazayım. Birinci gün olsun burası. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün diye gidiyor bu. En son diyor ki 9 günde bitiyor iş. Bu da 9. gün. Şimdi birinci gün X kişi olsun bu işte çalışan. Her günün sonunda bir işçi ayrılıyor. O zaman ikinci gün x-1, x-2 kişi kaldı, x-3 kişi kaldı, nokta 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 x-8 kişi kaldı. Bak gün sayısından bir eksiği gördün mü? 3'ün bir eksiği, 4'ün bir eksiği, 9'un bir eksiği. Bu şekilde oldu. Ve diyor ki birinci gün çalışan işçi sayısı x, son gün çalışan x-8'in 2 katıdır diyor. x-8'in 2 katına eşittir diyor. Hadi düzenleyelim. X eşittir 2x-16. X eşittir 16 oldu bu durumda arkadaşlar. Demek ki 16 kişi çalışıyormuş bu işte. Şimdi buna göre bu işçilerden 9'u bu işi kaç günde bitirir? Bak şimdi 9 günlük yapılan işi anlatacağım ben sana burada. Bu adamlar birinci gün 1K'lık iş yapsınlar. Kaç kişi çalışıyor burada? 16 kişi. 16K'lık iş yapıyor. Bir işçi 1K yapsın. 16 işçi 16K'lık iş yaptı. Artı ikinci güne geldi. 15 kişi kaldı. 15K'lık iş yaparlar. Üçüncü gün 14K. Dördüncü gün 13K. Artı 12K. Artı 11K. Artı 10K diye bakın bu şekilde gidiyorlar arkadaşlarım. Artı 9K. Ve artı 8K kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 günün sonunda bakalım ne kadarlık iş yapıyor bunlar? 16, 31, 45, 48, 58, 60, 70, 81, 81, 90, 100, 108K'lık iş yapıyorlar ve diyor ki iş bitti. Demek ki yapılan iş 108K'lık bir iş. 108K'lık işi diyor kardeşlerim. 108K'lık iş var burada. Neyi soruyor bize? 9 işçi tarafından kaç günde bitirilir diye soruyor. Şimdi hemen 108'i 9'a böldün. 12 mi geldi arkadaş? Demek ki 12 günde bitirebilirler kardeşler bu işi. Hadi bak bir tane daha vardır eminim şimdi bundan. Şunu da okuyalım şimdi. Eş verimli bir grup işçi işe başlıyor. Tamam başlasın bu keratalar. Her günün sonunda iki işçi daha işe katılıyor diyor. Hadi bunu da yapalım şimdi arkadaşlarım. Şurada çözelim bunu da. Şimdi eş verimli bir grup işçi. Şimdi birinci gün olsun. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün. Kaç günde bitiyor? 6 günde. Bu azmış. Hepsini yazalım. 5. 6. gün.
Birinci gün X işçi. İkinci gün X artı 2. 2 kişi geliyor. 4. 2 kişi geldi. 6. X artı 8. X artı 10 dedim dostlar. Bu bir dursun elimizde. Şimdi diyor ki iş 6 günde bitiyor. Son gün çalışan işçilerin sayısı, yani X artı 10. Neredeydik? İlk gün çalışanların 6 katıdır. Yani X'in 6 katıdır diyor. Hadi burayı bir düzenleyelim. 5X eşittir 10. X eşittir 2 çıktı. Demek ki birinci gün 2 kişi çalıştı. İkinci gün 4. Üçüncü gün 6. 8. 10 ve 12 işçi çalıştı. Bu işçilerden 6'sı bu işi kaç günde bitirir diye soruyorum. Bakın ben de ne diyorum. Şimdi birinci gün 2 işçi çalıştı. Şöyle biraz daha yukarıya alayım mı arkadaşlarım? Birinci gün 2 kişi çalıştı ve 2 K'lık iş yapmış olsunlar. K'lık, bir işçi 1 K'lık iş yapsın dedim. 2 işçi 2 K. İkinci gün 4 işçi oldular. Demek ki 4 K'lık iş yaptılar. Üçüncü gün 6 K'lık, 8 K, 10 K ve artı 12 K'lık işi yapıp 6 günde bitirdiler. Ne yaptı burası? 10, 12, 20, 30, 42 K'lık işmiş demek ki bu arkadaşlarım toplamda. 42 K'lık işi bitirdi bu kadar adam. Bize de diyor ki 6 kişi kaç günde bitirir diye soruyor. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz dostlarım. Yani bir önceki soruda da böyle düşünebilirdik. Bir işçi 42 günde bitiriyorsa acaba 6'sı kaç günde bitirir diye ters orantı kurarak da bulabilirsiniz. Ya da direkt 42 K'lık işi 6 işçi kaç günde bitirir? 42 bölü 6'dan 7 günde bitirir de diyebilirsiniz dostlar. Evet, geldik şuna. Bakalım bu ne diyor. Bir işi eş verimli olan 20 işçi 10 günde bitirebiliyor. Peki 20 işçi işe başladıktan sonra her gün bir işçi işten ayrılırsa iş kaç günde biter? Bak ne güzel bir soru olmuş bu da. Bunu da şöyle çözeyim arkadaşlar ben size. Bu kağıda gerek yok herhalde. Burasına sığdırırız şimdi çözümünü. Şöyle diyeyim. Şimdi 10 günde mi bitiyordu arkadaşlarım? 20 işçi vardı. 10 günde bitiyor. Şimdi iş şu olsun arkadaşlarım. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı, yedinci. Şöyle bir daha bölelim. Şöyle yapalım. Şurayı da bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 günlük bir iş yaptı. Şimdi normalde bu 10 günün her gününde 20 kişi çalışıyor dostlarım. Her bir günde 20 kişi çalışıyor. Ve toplamda 20 K'lık iş yapıyorlar burada. 20 K'lık iş. 10 günde 200 K'lık iş yaparlar. İşimizin tamamı 200 K. Unutmayın. Şimdi bu 200 K'lık işi, aynı işi şöyle yapacağız arkadaşlar. Her gün bir işçiyi işten ayıracağız. Şimdi birinci gün 20 K'sını yaptık mı biz bunu? İkinci gün şöyle olacak. 19 K'sını bitireceğiz. Üçüncü gün biraz daha az. 18 K'lık iş yapacağız. Dördüncü gün 17 K. Beşinci gün 16 K. Altıncı gün 15 K. Yedinci gün 14 K diye bu şekilde gidiyor bu adamlar. Ve toplamda 200 K'yı bitirmek zorundayız. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Şimdi öyle bir yere geldik ki buradan sonra işçiyle işimiz bitecek. X kişi iş ne diyor? Her gün işlerinde kaç günde biter diye bir soru sormuş. Biz diyelim ki X günde bitiyor burası. Şurası X'e kadar geldi diyelim. Şurası da işin bittiği, bir kişi kalana kadar gelen süre. Kaç günde biter? Her gün bir işçi ayrılırsa kaç günde biter diye bir soru sormuş. Bunu şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlarım. 20, 19, 18 diye toplaya toplaya biraz alta, biraz alta, biraz alta. 200'ü bulana kadar acaba kaç gün geçer diye de bulabilirsiniz. Tabii o zaman 16 olacak sorumuzun cevabı galiba. Evet bakayım yok. 15 olacakmış. 15'e kadar tek tek yazacaksınız ve toplayacaksınız. Uzun zaman kaybı. Ben şöyle yapıyorum. Şimdi normalde 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı 20 çarpı 21 bölü 2'dir. Bundan 1'den x'e kadar olanları çıkartacağım. X çarpı x artı 1 bölü 2'yi çıkartacağım ve totalde neye eşit olmuş olacak bunlar arkadaşlarım? 200'lük işe.
Bunu arıyoruz biz. Toplamlarının 200 olmasını istiyoruz. Acaba x kaç diye bir soru soralım şimdi. Şurayı bir düzenleyelim. Burası 10 yaptı. 210. 200'ü buraya alırsam 10 kalır burada. 10 eşittir x çarpı x artı 1 bölü 2. 2 ile çarparsak 20 eşittir x çarpı x artı 1 geldi. X çarpı x artı 1. Demek ki x 4 çıktı arkadaşlarım. X 4 ise 4'e gelene kadar, yani baştan itibaren 16 gün geçecek ki son 4 günde bitiyormuş iş arkadaşlarım. Son 4'ü kalıyormuş en son işte. 16. günde bitiyormuş iş. Cevap 16. Ceyhan diyordu bu. Ha, ben yanlış bakmışım. Cevap 16 arkadaşlar. Bursa diyormuş zaten. Tamam. Hadi şu son soruya bakalım. 4. sorumuz. Bakalım bu ne diyor? 11 özdeş musluk bir havuzu dolduracaktır. Her saatin sonunda bir musluk kapatılıyor. Havuz 5 saatte dolduğuna göre. Aa, bakın 1 ve 2 numaranın aynısı arkadaşlar. Tamam, hadi başlayalım. Şimdi birinci gün 11 musluk var. 11'i de çalışıyor arkadaşlarım. 11K'lık havuz mu doldurdular? Her saatin sonunda bir musluk kapatılıyor. İkinci saate geldim, 10 musluk kaldı, 10K. Üçüncü saat 9K, 8K ve 7K olana kadar geldi. Toplamda ne kadarlık bir havuzu doldurdular bunlar 5 saatte? 10, 21, 30, 38, 45K'lık bir havuzu doldurdular dostlarım. Demek ki yapılan iş 45K. Havuzun tamamı 45K. Diyor ki 3 tanesi aynı havuzu boş iken ne kadar zamanda doldurur? Burada nasıl düşüneceğiz demiştik? 1 tanesi 45 ise 3 tanesi x diye de ters orantı kullanarak da bulabiliriz. Ya da direkt 45'i 3'e bölersek arkadaşlarım 15 de diyebiliriz sorumuzun cevabını. Evet dostlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin. Goberler iyi çalışın. Hadi bakalım.